Evet dostlarım, yeni bir GTA 5 gerçek hayat Jimmy DeSanto bölümüne hoş geldiniz. Eğer önceki bölümü izlemediysen hemen şu an çıkan kartlardaki videoya tıklayarak izlemeyi unutma. Çünkü dostlarım bakın, geçen bölümde Jimmy ile öyle işlere bulaştık ki, bakın dostlarım şu anda Jimmy ile saklanmaya çalışıyorum. Geçen bölümde Katerina ablanın dostlarım bana verdiği bir görev yüzünden başım büyük derde girdi. Bana verdiği görev dostlarım bir tane gece kulübü sahibini öldürmekti. Şu an ekranda görüyorsunuz dostlarım, ben bu adamı öldürmeye çalıştım. Adam öldürmeyi başaramadım dostlarım, yani arabasını patlattım adamın ama adam ölmedi ve bu yüzden dostlarım Katerina abla beni arayıp şunları söyledi. Görmemesi gerekiyordu. Hepimize savaş açacak şimdi. Seni gördüğüm an öldüreceğim. Ve bunları söyledikten sonra dostlarım ben bayağı bir korktum. Eve gittim. Eve gittikten sonra dostlarım ekranda görüyorsunuz, evde öldürmeye çalıştığım adam bana dostlarım acon kesti. Bakın bana şöyle şeyler söyledi. Gerçekten Katerina beni öldürtmeye çalıştıysa sana bir zarar vermeyeceğim. Ama eğer bana yalan söylediysen adamlarım seni anında indirecekler. Anında, saniyesinde öleceksin şimdi. Ve dostlarım ben de bu olaylardan sonra direkt bana evden kaçmayı başardım. Önceki bölümü mutlaka izleyin bakın. Salı günü attığım videoyu gidip mutlaka izleyin. O video serinin bir önceki bölümü, onu izlerseniz her şeyi daha rahat anlayabilirsiniz. Dostlarım o adam benim başıma dert açtıktan sonra ben de Jimmy ile direktman Los Santos'tan kaçtım. Şu anda bir köydeyim, Sandy Shores kasabasındayım. Bakın bu kasabayı zaten bilirsiniz GTA 5 izliyorsanız. Dostlarım bu kasabada Trevor abi oturuyor. Trevor abiye şu anda Jimmy olarak yardım istemeye geldim. Yani şu an Los Santos'a dostlarım dönemiyorum çünkü Katerina abla da beni öldürmek istiyor. OG Josh da dostlarım beni öldürmek istiyor ki kaçtım. Büyük ihtimal adamlarını peşime takmıştır bile şu anda. Yani bu kasabaya geldim dostlarım ve direktman Trevor abinin evine gideceğim. Yani Trevor abiye diyeceğim ki abi böyle böyle bak başım derde girdi yani. Los Santos'ta benim peşimde birileri var, bana yardım eder misin diyeceğim. Beni saklar mısın diyeceğim. Ya da artık dostlarım belki bana yardım eder. Ve o yüzden direktman Katerina'yı ya da direktman o diğer dostlarım çete üyesi adamı OG'yi öldürebilirim. Umarım bunları yapabiliriz. En kötü ihtimal dostlarım Trevor da bana yardım etmezse ne yaparım biliyor musun? Baba evine geri dönerim. Michael'dan yani babamdan yardım isterim dostlarım. Michael DeSanto'dan. Yani ondan yardım isterim. Şu an bakın Trevor abinin evine geldim dostlarım. Trevor abinin evi tam olarak şu karşı tarafta. Umarım kendisi evdedir. Evde bulunuyordur şu anda. Umarım evdedir dostlarım. Çünkü evde değilse sıkıntı. Yani direktman Trevor abiden yardım isteyeceğim. Çünkü dostlarım Jimmy ile şu an saklanmamız gerekiyor. Saklanmazsak OG Josh'ın adamları kesin beni bulup öldürür. Yani kesin dostlarım Jimmy'yi bulup öldürür, başımız derde girer. Hadi bakalım hayırlısı. Umarım Trevor abi evdedir. Şimdi bir evine bir gideceğim dostlarım. Trevor abi! Trevor abi! Dur bir eve girmeye çalışacağım. Umarım evdedir dostlarım. Kapı açılıyor mu? Kapı açılmıyor ki, ne yapacağız? Dostlarım kapı açılmıyor. Trevor abinin kapıyı açamıyorum şu an ben. Allah kahretsin. Bakın ama dostlarım şeyde garajda arabası da yok farkındaysanız. Dostlarım direktman garajda arabası da yok. Yani büyük ihtimalle Trevor şu anda evde değil. E ben Trevor abi nereden bulacağım? Dostlarım eve de giremiyoruz. Yani benim bir yerde saklanmam lazım yoksa beni bulup öldürürler dostlarım. Bakın o kadar sıkıntı yarattık yani. OG Josh bana dedi ki eğer dedi yanlış bir şey yaparsan dedi seni öldürürüm dedi. Ve dostlarım ben evden kaçtım. Yani benim evden çıkmamı istemiyordu. Ben evden kaçtım ve buraya geldim dostlarım. Net bir şekilde benim şu anda evden kaçtığımı öğrenmiştir. Beni öldürmeye çalışıyordur. E dostlarım Katerina abla da bana şöyle söyledi. Dedi ki seni dedi gördüğüm yerde öldüreceğim dedi. Yani şu an dostlarım her iki taraftan da başımız dertte Jimmy ile yani. E Trevor abi de evde yok. Allah senin cezanı versin Trevor abi. Şu kapıyı niye açmıyorsun? Trevor abi kapıyı aç Trevor abi. Ne yapacağız lan? Dostlarım belki garajdadır. Aa bir dakika. Kim lan bu? Aa dostlarım Wade bu. Wade Trevor'ın arkadaşı. Wade dostlarım ekranda Trevor'la Wade'in bakın görüntülerini görüyorsunuz. Dostlarım bu Wade Trevor'ın arkadaşı. Uyuyor herhalde lan. Wade. Wade kalk lan. Wade kalk Wade. Ne oluyor lan? Ne oluyor? Ya Wade merhaba. Ben Jimmy DeSanto. Beni tanıyor musun? Ben Michael'ın oğluyum. Trevor'ı arıyorum. Ben Michael'la Trevor'ın arasındaki arkadaşlığı biliyorsundur. Ben Michael'ın oğluyum. Acil Trevor'a ulaşmam lazım. Sen de kimsin ya? Trevor nerede? Ben bilmiyorum ki. Trevor nerede acaba? Abicim sen manyak mısın? Niye öyle mal gibi konuşuyorsun? Abi şey benim Trevor'a ihtiyacım var. Trevor abi nerede? Evde mi? Evdeyse kapıyı niye açmıyor? Trevor nerede? Ben gerçekten bilmiyorum dostum. Trevor bu alan şeyle uğramıyor. Nerede ben de bilmiyorum. Trevor'ı görürsem sana haber veririm. Aa dostlarım bu adam harbiden manyak. Oğlum abicim Trevor garajda mı? Trevor şu kapıyı aç. Trevor abi neredesin ya? Yardımına ihtiyacım var. Öldürecekler beni dostlarım. Michael babama hiç bulaşmak istemiyorum. Babama dostlarım 2-3 bölüm önce racon kesmiştim hatırlarsınız ki. Yani şimdi gidip babamdan yardım istersem ayıp olur yani. Raconumuza ters dostlarım. Babamızdan yardım isteyemeyiz. Trevor abiciden yardım isteyeceğim ama Trevor da şu an evde yok herhalde. Ve bu Wade'in dediğine göre Trevor evde yokmuş. Ya Wade kardeşim tamam evde olmadığını anladım da bu Trevor nereye gider? Yani Trevor amca nerede şu anda? Trevor nereye gidebilir? Nerede takılır? Bana bunları söylersen yani Trevor'ın yanına gidebilirim. Vallahi en son Trevor'ı ben şu kapının önünde görmüştüm. Sonra nereye gitti bilmiyorum. Yani bir yerlere gitti ama nerede çok ben de bilmiyorum yani. Çok uğramıyor bu arada eve Trevor. Allah Allah. Ya Wade gerçekten sen nasıl bir adamsın ya? Bana Trevor'ı bul. Bana Trevor'ı bul. Çabuk bana Trevor'ı bul. Lütfen bana Trevor'ı bul Wade. Bana Trevor'ı bulman lazım. Lan bir dakika. Wait ne yapıyorsun? Dur Wait. Silahını indir. Wait tamam. Şaka yaptım. Silahını indir lütfen. Wait tamam silahını indir. Bir şey yok.
Bir şey demedim, sakin ol. Hemen git buradan bak, beni rahatsız ettin zaten. Uykumdan uyandırdın. Hemen git yoksa kafana sıkarım. Ya Wade tamam, sakin ol. Ben sana zarar vermek istemedim. Ya burada uyunurum oğlum sabahın altısında. Tamam özür dilerim Wade. Tamam gidiyorum. Wade tamam gidiyorum, tamam. Tamam Wade gidiyorum, tamam. Sakın. Sakın sıkma Wade bak, sakın sıkma. Hemen burayı terk et adamım. Yoksa seni vurmak zorunda kalırım. Tamam Wade, tamam Wade gidiyorum, tamam sakin ol Wade, tamam gidiyorum. Wade tamam, tamam uzaklaşıyorum Wade. Dostlarım vallahi bunlar manyak. Vallahi dostlarım Trevor abiden yardım istemek büyük salaklıktı. Trevor şu an evde yok mu? Bu Wade malı dostlarım. Wade zaten bilirsiniz GTA 5'in hikaye modundan. Wade malı evin orada yatıyor dostlarım, sıkıntı yani, beni vurmasın bir de, kaçayım durun. Vallahi manyak ya. Ulan bir tane normal insan yok şu dünyada dostlarım. Tamam neyse, ben en iyisi dostlarım şey yapayım. Ah kediye bakın lan, kedi var. Dostlarım ben ne yapacağım şimdi? E Trevor'dan da yardım isteyemedik. Trevor yok. Benim dostlarım bir yerde kalacak, bir yer bulmam lazım burada. Ya benim illa kalacak bir yer net bulmam şart dostlarım, yoksa başım derde girer. Yani kimden yardım isteyebilirim? Nereye gidebilirim? İnanın bilmiyorum şu an. Koşuyorum ama yani dostlarım benim saklanacak bir yer bulmam lazım bakın. Yani OG yaşın adamları beni bulursa direkt bana öldürürler. O da sıkıntı. Ya yani ne yapacağım bilmiyorum. Dur şu ablaları sorayım. Abla, abla bakar mısın be? Efendim yavrum. Abla ben burada kalacak bir otel falan arıyorum. Hadi bir ev olur yani, satılık ev falan var mı? Benim param da var. Satılık bir ev almak istiyorum. Hadi bir otel olur. E bildiğin bir yer var mı? Evladım burada vallahi otelleri hep yıktılar yavrum. Burada bir tane ev vardı. İleride bir yerde bir ev olması lazım. Satılık bir evdi. Bakalım bir git bir sor, araştır yani. Var olması lazım yani. Bir bak etrafa bulursun. Sen buraya yeni mi geldin çocuğum? Abla ben evet yeni taşındım abla ben bu köye. Çok seviyorum bu köyü. Sandy Shores'u çok seviyorum. Ben buraya yeni geldim. Oğlum sen manyak mısın? Niye geldin buraya? Burası psikopatların yaşadığı bir yer. Abla öyle de ya. Ben gelmek zorunda kaldım. Neyse size kolay gelsin. İyi günler. İyi günler çocuğum. Dostlarım burada satılık bir ev varmış bu arada. Bir tane satılık bir ev olabilir. Belki oraya gideriz. Oradan evi satın alabilirim. Çünkü dostlarım param hala duruyor. Yani şu an büyük ihtimalle artık satın aldığım o lüks dostlarım apartman dairem vardı ya, oraya artık gidemem. Çünkü orası dostlarım şu anda OG kaşın adamları da doldu. Oraya gidersen beni öldürürler. O yüzden dostlarım bence şu an en mantıklı şey buradan bir ev satın almak. Ve o evde dostlarım yaşamak. Yani şu anda şehre dönmek istemiyorum. Çünkü şehre dönersem başıma dert gelebilir. Sizler de yorumlara yazın. Şu an sizce ne yapmalıyım? Yani Trevor'da bulamadık. Bence en mantıklısı dostlarım ev almak gibi gözüküyor. Bir yerden bir araba maraba bulayım dostlarım. Bir araba çalayım diyorum şu anda. Bir yerden bir araba araklayalım. Ya da bir motor falan. Ondan sonra dostlarım direktman giderim bu o evi satın alalım. Yani burada bir tane satılık ev varmış, onu satın alalım. Bence en mantıklısı bu. Dostlarım hatta ne yapalım biliyor musunuz? Bakın direkt önce bir internete gireceğim. Direkt Gmail'e dostlarım internete gireyim bakın. İnternette dostlarım illa buraya yakın bir yerde bir ev satılık bir ev vardır. Bakın şimdi haritayı şöyle şuraya yukarıya çıkaracağım. Çünkü dostlarım benim artık yani uzun bir süre Los Angeles'a dönmemem lazım. Başımın belaya girmesini istemiyorsam bu sebeple yakın bir yerlerden ev. Aa bakın dostlarım var. Tamam şu anda içinde bulunduğumuz Sandy Shores köyünde bir ev buldum. Ne kadar bu ev? Aa dostlarım $120 lan, $120,000 hiçbir şey. Tamam direktman ben bu evi alayım. En mantıklısı şu an bu gözüküyor. Direkt bu evi alalım dostlarım. Ve en azından bir süre olaylar yatışana kadar ya da bir şeyler belli olana kadar bu OG caştıran gangster dostlarım şeteneleri benim peşimden düşene kadar en azından belli bir süre burada kalalım dostlarım. Bakın bence en mantıklısı şu an bu. Yani sadece OG caş değil dostlarım. Katerina abla da şu anda peşimde. Tamam bakın bu evi almadan önce bir get directions diyeceğim. Yani GPS'de şu an işaretlendi ev. Tamamdır dostlarım. Şimdi ne yapacağım biliyor musunuz? Direkt bana ev nerede abi? Haritadan bak dostlarım ev hemen arka taraf, daha yakın lan baya. Tamam dostlarım direkt bana evinin oraya bir gideyim ben. Ev eğer beğenirsek ki dostlarım beğensek de beğenmesek de bence evi almak şu an en mantıklısı. Direkt bana dostlarım evi alalım ve kafamız baya bir rahat etsin. En mantıklısı bu gibi geliyor şu an. Aha bakın ev burası. Ooo dostlarım koskoca lüks apartman dairesinden Jimmy'nin düştüğü yerlere bakın. İşte dostlarım bakın bu size ders olsun. Kötü şeyler yaparsanız dostlarım eninde sonunda Jimmy'nin yaşadığı şeylerin aynısını yaşarsınız. O yüzden kötü şeyler yapmayın hiçbir zaman. Her zaman dostlarım hakkınızla para kazanın. Bakın Jimmy şu anda illegal işlere girdi. Garip garip işler yaptı ve şu anda bakın bütün parası neredeyse elinden gitti. Kullanamaz halde. Yani şu anda dostlarım Jimmy'yle bir köyde saklanıyoruz. Bakın alacağımız ev bu. Yani bu evi almaktan başka da bir çaremiz yok dostlarım. O yüzden bu evi alacağım ben. Yapacak bir şey yok. Bu evi alayım dostlarım ben. Şuraya geleceğim. Bak ne diyor? Apartmanı satın alıyor. Bastım. Dostlarım $120,000 şu anda Sandy Shores'tan direktman evimi aldım. $120,000. Hayırlı olsun dostlarım. Ev para gitti. Evim gerçekten iğrenç ya. Dostlarım artık Jimmy'yle bir süre burada yaşayacağız. Yapacak bir şey yok. Biz dostlarım o cicaş ve adamlarının peşimizi bırakana kadar en azından o adamlar peşimizi bıraksın, ondan sonra tekrardan Los Santos'a döneriz. Şehre döneriz. Ama şu anda bir süre burada kalmayı planlıyorum. Bakın hatta kapıda şifre bile var lan. Oha. Dostlarım kapıya şifre bile koymuşlar. Güvenli ha. Bayağı iyi. Eve bir gireyim bakayım. Jimmy eve gir. Jimmy yeni evin hayırlı olsun. Jimmy artık bu evde yaşayacaksın kardeşim benim. Yapacak bir şey yok Jimmy. Ben ama dostlarım en çok Katerina ablanın bana dediği şeylere çok üzüldüm. Yani bana onları dedi ya, beni bitirdi yani. Aha eve bakın dostlarım. Aha nasıl ama? Dostlarım ev felaket değil mi? Hayırlı olsun. Bir süre dostlarım bu evin içinde duman falan var lan. Nasıl bir ev burası? Dostlarım bir süre en azından başımız...
Başımızdan bela gidene kadar dostlarım en azından bir süre bu evde kalacağız. Ulan Jimmy, ulan Jimmy, ulan Jimmy. Değdi mi lan Jimmy, değdi mi? Bak evde başka insanların fotoğrafları var dostlarım. Bunlar kim lan? Dostlarım evde garip garip insanların fotoğrafları var. Bakın evde ışık yok dostlarım, evde elektrik yok, evde mum mum var, mum. Dostlarım ev mumla yanıyor. Anası yavru, yok artık. Dostlarım bir de ben ayrıca bir gideyim de bir dostlarım araba bulayım en mantıklısı bakın. Bir de gidip araba bulmam lazım diye düşünüyorum. Bir araba bulalım bir yerden, bir dakika evden bir çıkacağım. Dostlarım yani bir yerden şu anda Jimmy ile araba çalmam lazım. Tamam bu riskli ama yani bu kasabada dostlarım çok böyle polisin olduğunu düşünmüyorum. O yüzden Jimmy'le gideyim de bir tane bir araba da çalayım. Yani ayağımızı yerden kesecek de bir arabamız da olsun istiyorum. Bakın şu ileride bir araba gördüm. Bir araba çalalım dostlarım, en azından dediğim gibi bir ayağımızı yerden kesecek bir arabaya binelim. Bu arabayı çalsam mı lan acaba? Bakın şurada bir araba var dostlarım. Değişik, burada böyle bir değişik bir yapı var. Aa bak burada güzel bir araba buldum lan. Oha! Dostlarım arabaya bakın, bayağı iyi. Bunu çalsam mı acaba? Ama bunu çalarsam sıkıntıya girebilirim ya. Dostlarım daha böyle bize küçük bir şey lazım. Orada da bir araba var. Yani şu anda sabah saatinde dostlarım kasabada araba çalmak ne kadar mantıklı? Yorumlara yazın. Aa orada eski bir araba var. Aga be Jimmy. Lan sen bu halde düşecek adam mıydın lan Jimmy? Şuradaki arabayı çalacağım dostlarım, yapacak bir şey yok. Direktman gideyim şuradaki arabayı çalayım en mantıklısı. Şu arabaya bin Jimmy. Bin 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 bin. Bin. Kır arabanın camını, helal sana be Jimmy. Al arabayı, al arabayı, al arabayı dostlarım, umarım evde sahibi yoktur arabanın. Kaç 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 kaç. Jimmy bin 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 bin, tamam dostlarım çıkıyorum direkt şuradan. Dostlarım Jimmy'nin yeni arabası hayırlı olsun. Jimmy'nin yeni arabasına onun üzerinden kaç veriyorsunuz yorumlara yazın. Jimmy'nin yeni arabası bu. Şu an çünkü dostlarım hani bir yerden bir araba satın almaya kalksam Oca Ceşim bunların haberi olabilir diye düşün. O ne lan? Bir dakika dostlarım, yolda adamlar var, bekleyin. Bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika, yolda birileri var. Dostlarım yolda birileri var. Aynen, bir dakika ne oluyor lan? Burada da mı buldular beni? Hayır, burada bulamazlar. Dostlarım burada da buldularsa artık yuh diyorum, başka da bir şey demiyorum. Bizim silahını çıkar. Jimmy silahını çıkar. Dostlarım yolda 3 tane adam var bakın. Oğlum onlar şeyin adamları değil mi lan? O Ceşin adamları dostlarım. Bir dakika, beni burada da buldular bunları. Allah'ın belaları, beni burada da bulmuşlar. Dostlarım bir dakika, beni burada da bulmuşlar. Bunlar O Ceşin adamları değil mi? Evin önündeler bakın. Evet dostlarım bunlar Oca. O bir dakika, bunlar dostlarım onların adamları. Evet. Hayır hayır, bir dakika bir dakika. Hayır! Jimmy kaç! Dostlarım bulmuşlar. Beni bul, dostlarım beni bulmuşlar. Hayır hayır hayır, öleceğim. Ama bu beni niye tarıyor? Jimmy öleceksin. Jimmy hepsini indirmen lazım. Dostlarım tarıyorlar. Tarıyorlar dostlarım, tarıyorlar. Gelmişler, buraya gelmişler. Öküz oldu, öküzlere bakın. Oğlum beni nasıl bulmuşlar lan bunlar? Dostlarım o çete liderin adamları beni bulmuşlar. Bir dakika, başka birisi var mı? Var! Burada! Hayır! Şimdi öleceksin! Şimdi öleceksin, kaç! Dostlarım tarıyorlar, vallahi felaket tarıyorlar. Bulmuşlar beni, vallahi bulmuşlar. Bu nasıl mümkün olabilir dostlarım? Evimin önüne gelmişler bir de. Sesi geliyor bir yerden, bir dakika bir yerden sesi geliyor adamın. Nerede bu? Jimmy bekle canın da olsun. Jimmy bekle canın da olsun. Yuh artık dostlarım, burada da buldularsa beni gerçekten çok büyük sıkıntı. Şehir dışına çıksam bile beni bulabiliyorlar dostlarım. Birisinin daha sesi geliyor, bir tane daha kaldı. Jimmy artık hiç birisinden korkmuyorsun lan. Jimmy artık hiç birisinden korkmuyorsun oğlum! Diğeri nerede? Dostlarım gördüm yerini, bir dakika tarıyor beni şuradan. Burada. Jimmy vur şunu, Jimmy vur şunu. Geber lan geber! Artık Jimmy de Santa vur oğlum, artık hiçbiriniz yoksunuz lan. Artık Jimmy de Santa vur. Oca yaştan da korkmuyorum oğlum, gelin lan. Kimseden korkmuyorum oğlum artık. Benim adım Jimmy de Santa lan. Kimseden korkmuyorum, kimseden korkmuyorum. Dostlarım indirdim, bayağısını indirdim. Evimin önüne kadar gelmişler bakın. Ben daha bu evi dostlarım bir dakika önce falan aldım. Yani demek ki bu evi satın aldığımı direkt öğrenebilmişler. Demek ki dostlarım banka hesaplarımı takip ediyorlar ve direkt ben nereden ev aldığımı öğrenip direkt beni bulmuşlar dostlarım. Bakın demek ki paralarımızı kullanmamamız gerekiyor. Eğer dostlarım bankadan falan parayı çekip bir şey alırsam, ev alırsam falan direkt ben OC yaş ve adamları benim yerime öğrenebiliyorlar. Yuh artık dostlarım, ben bu kadar olabileceğini düşünmemiştim. Jimmy bayağı kurşun yemesine rağmen hayatta kaldı bu arada. Dostlarım artık kaçacak bir yerimiz de kalmadı. Yani artık buraya da buluyorlarsa dostlarım gerekirse onlarla savaşacağım. O Oca Caş'tan adamla savaşacağım dostlarım. Gerekirse onu öldüreceğim. Daha başka birileri var mı burada? Jimmy dikkatli ol. Dostlarım evimin önünde her an bir yerden adam fırlayabilir. Yani şu anda canımı fırladım. Etrafa bakmaya çalışıyorum. Şu anda bakın burası evimin garajı. Garajımda kimse yok. Dostlarım oha! Lan o ne? Dostlarım kapının önünde bir sürü kişi var. Lan bu ne oğlum? Adam dostlarım kamyonla adam göndermiş evimin önüne. Kamyonla adam göndermiş. Gelin lan buraya gel. Gel 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 artık. Aa dostlarım birbirlerini tarıyorlar. Aa birbirlerini tarıyorlar. Bakın kafayı yediler. Oradan biri daha çalışmaya katıldı. Dostlarım ortalığı dağıttık, bekleyin. Biri başka silahın var mı? Taramalıyver, taramalıyver. Dostlarım ortalık bayağı sıkıntı şu an. Bir dakika başka var mı? Dostlarım artık Ocaç'tan korkmuyorum. Takıp biri tarıyor, biri tarıyor, biri tarıyor. Nereden tarıyor? Dostlarım buradan göremiyorum bu arada adamları. Çatıya çıksam. Çatı çık çık çatıya çık çatıya çık. Aynen çık buraya. Bir tanesi orada dostlarım, gördüm. Siz kimi tarıyorsunuz lan? Benim adım Jimmy Santa oğlum. Jimmy de Santa lan benim adım. Getirin liderinizi, getirin oğlum buraya. Liderinizi getirin lan. Lideriniz gelsin oğlum buraya. Liderinizi getirin çabuk. Nerede oğlum, lideriniz nerede? Başka kaldı mı? Yok dostlarım. Artık burada bekleyeceğim ve şu anda ne kadar Gross Street üyesi gelirse dostlarım, ne kadar OG'nin adamı gelirse gelsin kaçmayacağım. Ve hepsine savaşacağım dostlarım. Jimmy de Santa olarak artık kimseden korkmuyorum. Kimseden korkmuyorum dostlarım. Hepsini öldüreceğim. Hepsini öldüreceğim. Burada bekleyeceğim dostlarım. Gelen herkesi vuracağım bakın. Artık yeni vites yok dostlarım. Ölürsek de ölürüz. Bir dakika biri geliyor.
Kim lan bu? Dostum biri geldi, bir dakika. Katarina! Katarina buraya geldi. Hemen buraya geliyorsun. Bana sakın ateş etmeye kalkma. Abla artık eskici mi değilim ben? Sen bana ne dedin? Silahını. Abla bir dakika, ben bir konuşacağım önce. Sen bana daha dün ne dedin sen bana? Dün dedin ki seni gördüğüm yerde öldüreceğim dedin abla. Artık ölümden korkmuyorum. Ya sen beni öldüreceksin ya ben seni öldüreceğim abla. İndir silahını dedim. Hemen şu arabaya bin. Öldürecek misin beni? Beni dinle. Ablamı sen bana ayıp ettin. Bak buraya bir sürü Grove State üyesi geldi, gördün mü bak. O 10 yaşın adamlarını öldürdüm, gördün mü bak, hepsi buraya geldi. Ben ölümden döndüm abla, senin yüzünden oldu bunlar. Ve sen beni ölümle tehdit ettin. Artık sana güvenmiyorum ben. Arabaya bin, konuşacağız her şeyi. Tamam biliyorum. Sakın beni vurma abla. O silah sen, ben indirdiysem o zaman sen de silah indireceksin. Karşılıklı olacak her şey. Silahını indir. Sana tam olarak güvenemiyorum. Ben de sana güveniyorum o zaman. Nereden bileceğim bana sıkmayacağını? Ben de tutarım silahımı o zaman. Tamam, indir ve şoför koltuğuna geç. Aynı anda indiriyoruz o zaman. Üçlerini geriye sayacağım, aynı anda indireceğiz. 3, 2, 1 indir. Tamam, anlaştık. Geç araba. Şoför koltuğuna mı geçeceğim abla? Havalimanına sürüyorsun. Abla sen bana çok ayıp ettin ama havalimanına mı sürüyorum? Hangi havalimanına? Terk edilmiş havalimanına sürüyorsun. Terk edilmiş havalimanına mı sürüyorum? Abla beni öldürmeye mi götürüyorsun oraya? Burası mı diyorsun? Öldürmeye mi gideceğiz oraya şimdi beni? Seni öldürmek istesem burada da öldürürdüm. Abla sen bana dün telefonda demedin mi? Dedin ki bana telefonda. Seni gördüğüm yerde öldüreceğim. İşi elini yüzüne bulaştırır demedin mi geçen bölümde? Dedin. E ben şimdi sana nasıl güveneyim abla? Ben işi başaramadım belki ama ben senin istediğin her şeyi yapmaya çalıştım. O Ojiş'in arabasına bomba koy, onu patlat dedin, denedim, elimden geleni yaptım ama olmadı. Adam ölmedi bak, adam bana adamlarını yolladı, onlarla savaştım daha demin. Ben sende değilsen her şeyi yapmaya hazırdım abla. Niye ben buraya geldim? Ne olacak şimdi burada? Niye buraya geldik? Sağ çek. Tamam, çektim. Derdimiz neyse konuşalım abla, problem değil. Ben senden korkmuyorum artık. Söyle bana ne diyeceksen. Abla niye buraya geldik? Söyleyeceksen söyle. Ne yapacaksan yap artık bana. Bıktım bu hayattan artık. Ben evime dönmek istiyorum. Arkadaki hangarı sür Jimmy. Orada konuşalım. Arkadaki hangarı sür. Ben sana güvenmiyorum ki abla. Senin sağ solun belli olmaz. Dün beni arayıp seni öldüreceğim falan filan diyordun. Bugün diyorsun ki bana arkadaki hangarı sür. Hangi hangarı süreyim? Buraya mı süreyim? Şuna mı? Evet. Ah girdim abla. Ne oldu? Girdim. Neresi burası? Seninle konuşmamız lazım Jimmy. Tamam konuşalım abla. Ne konuşacaksak konuşalım. Söyle ne konuşacağız? Söyle. Derdin ne benimle ya? Elimden geleni yaptım ben senin için ya. Farkındayım. Seni öldürmemeye karar verdim. Düşünce ikimizin de aynı durumda olduğunu fark ettim. Şu an ikimiz de Los Santos'a girersek ölürüz. Abla vallahi helal olsun sana. Sana buradan kocaman bir alkış veriyorum. Sonunda bunu fark edebilmişsin. Abla bana Oğuz'u açtıran çete liderini öldürtmeye çalıştın. Elimden geleni yaptım, öldüremedim. Sonra beni arayıp diyorsun ki yok telefonda seni öldüreceğim diyorsun. Adam abla adamlarını buraya göndermeye başladı. Biz şimdi nasıl bu işin içinden çıkacağız? Nasıl Los Santos'a geri döneceğiz? Nasıl bu işin içinden çıkmayı planlıyoruz? Bir fikrin var mı? Oğuz'u aç geçen akşam gece kulübüme saldırı düzenledi. Bu yüzden işlerim çok aksadı. Beraber çalışmamız gerekiyor bu durumda. Tamam abla çalışalım. Orayı ben de okuyayım. Çalışalım tamamdır. Ben de çalışmak isterim. Bir sana güvenmem lazım. İki ne yapacağız abla? Bütün Oğuz'u aç adamların hepsini öldürecek miyiz? Sıkıntı yani. Bak ben orada en az 10 tane adam öldürdüm. 20 tane adam öldürdüm. Bunun arkası gelmez ki abla. Ne kadar adam öldüreceğiz? Yani bizim bir plan yapmamız lazım. Eğer bu işin içinden çıkmak istiyorsak OGCS'in düşmanlarını ortadan kaldırabiliriz. Rakip çetesi Ballas. Ballas mı? Abla ben Ballas çetesini biliyorum. Mor giyiniyorlar. Bir dakika. OGCS'in rakip çetesi Ballas mı yani? Evet. Ballas çetesi. Onların yerlerini tespit ettim. Eğer gidip onları öldürürsek ve öldürdükten sonra gidip OGCS'le anlaşmaya varmak istersek onları öldürdüğümüzü söyleyip belki problem olmaktan çıkar bize. Yani ben şimdi şöyle anladım abla. Sen diyorsun ki biz OGCS'in rakip çetesindeki Ballas'ları öldürelim. Onları öldürdükten sonra OGCS'in yanına gidelim ve biz Ballas'ları öldürdük. O yüzden bizimle düşman olma mı diyelim? Bunu mu diyorsun? Doğru anlamışsın. Abla mantıklı da yani güzel mantık kurmuşsun. Peki Ballas çetesi daha büyükse düşmansa daha hani OGCS'ten daha güçlüyse yani biz şu anda OGCS'ten düşman olmamak için Ballas'ları öldürüyoruz yani. Eğer Ballas'lar OGCS'ten daha da güçlüyse daha büyük bir düşman kazanırsak ne olacak? Ballas çetesi şu an çok da güçlü bir konumda değil. OGCS daha büyük bir konumda. Eğer çetenin büyük bir kısmını öldürebilirsek OGCS'le en sonunda anlaşmaya varabiliriz. Ballas'lar bize çok büyük bir sorun yaratmaz. Peki abla artık zaten sana güvenmekten güven adamı oldum yani. Benim adım Güven Desant oldu senin yüzünden. Neyse abla tamam. Ne yapıyoruz şimdi? Önce çelik yeleğini giymen lazım. Sonra sana birkaç tane silah vereceğim ve çetenin olduğu yere gideceğiz. Tamam abla ben okeyim. Dostlarım bir beladan kurtulacağız derken başımıza başka bir bela açacağız artık. Hadi hayırlısı diyorum. Abla sen bana çelik yeleği ver ben giyeyim. Abla beni niye maymun gibi giydirdin? Asker gibi oldum abla. Bildiğin askere döndüm şu an ben. Ne yaptın bana? Komando gibi oldum. Ölmek istemiyorsan Jimmy bunları giymek zorundasın. Kendi güvenliğin için. Abla tamam da yani çelik yeleği anladım. Kafama kaskı anladım. Abla peki bu botlar falan da yani askere mi gidiyorum? Bot mod da giydirmişsin. Yani bayağı bir şey giydirdin ama neyse ama güvenlik dostlarım önemlidir. Yani şu anda bakın Jimmy bayağı güvenli bir şekilde çelik yeleğini taktı. Her şeyini giydi dostlarım. Eldiven bile taktım hatta. Şu anda yapmamız gereken şey abla ben bir takipçilerimi bir özetleyeceğim. Dostlarım bakın OGCS'den kurtulmak için yani OGCS'den o liderden dostlarım çetenin liderinden kurtulmak için aslında biz başka bir çete liderini öldürmeye gidiyoruz. Ve Ballas çetesindeki adamları öldürdüğümüz zaman OGCS'in yanına gidecek.
diyeceğiz ki ona galiba anladığım kadarıyla. Şunu söyleyeceğiz. Abi bak biz böyle böyle senin düşman çetendeki insanları öldürdük. Garip senin düşman çetendeki çete liderlerini öldürdük. Bu yüzden seninle aramızın iyi olmasını istiyoruz diyeceğiz. Değil mi abla? Yanlış mı anladım ben? Öyle diyeceğiz. Doğru anlamışsın. Onu yapacağız dostlarım ve herhalde bundan sonra başımıza bir dert gelmeyecek diye umuyorum. Abla o zaman işe koyulalım. Akşam olmasını bekliyoruz. Ondan sonra işe koyulacağız. Peki abla sen nasıl diyorsan. Abla artık akşam olmadı mı sence? Gitmemiz gerekmiyor mu? Nereye geldik? Gitsek mi artık? Şehre gidiyoruz şimdi. Bir berber dükkanındalar. Abla şehre yani gidersek Ocucaş bizi öldürmez mi? Şimdi biz Ocucaş'la aramızı yapacağız diye yani onların adamlarıyla savaşmıyordum bak sıkıntı olmasın. Hiçbir şey olmayacak. Abla bizim burada arabamız var. Sen arabayı ne yaptın? Ben biraz kestirdim akşam olmasını beklerken. Burada bir araba vardı. O araba nereye gitti? O arabayı imha ettim. Yerimiz belli olmasın diye. Ablam iyi yapmışsın da burada araba nereden bulacağız şimdi? Beni asker gibi giydirdin. Vallahi polisler bizi durdursa çevirme mi verme olsa biz ne diyeceğiz polislere? Abla bir dakika burada bir araba var gel. Abla araba buldum gel min gel. Kırdım abla artık ben arabaları kırabiliyorum abla. Düz kontak da öğrendim koş. Atla. Abla şimdi şehre gidiyoruz değil mi? Evet. Abla vallahi Allah sonumuzu hayretsin. Umarım Oğuz abim abla kapın açık kalmış ha kapandı. Umarım abla Oğuz abim bizi sever. Onun rakip çetesindeki adamları öldürdüğümüz için. Ballasları öldürdüğümüz için umarım bizi sever abla. Ve ne sana sıkıntı yaratır ne bana sıkıntı yaratır. Bir abla sana da şunu söyleyeceğim bak. Alınma ama. Yani şu işten bir kurtulalım. Şu iş bitsin. Şu Ocucaş bir peşimizden bir düşsün abla. Vallahi uzun bir süre görüşmeyelim. Ne diyorsun be? Ha? Bence bu işten sonra güvenimizi kazanabiliriz geri. Peki abla öyle diyorsan. Ama abla vallahi ben bu işi bir bitireyim yani. Şu anda bak beni asker gibi giydirdin. Ne kadar adam öldüreceğimizi bilmiyorum. Polisler peşimize takılacak mı? Polis bizi tutuklayacak mı bilmiyorum ama yani ben gerçekten bu işten sonra abla yani gerçekten uzaklaşacağım bu işlerden. Çünkü başımız derde girecek abla. Sürekli başımız derde giriyor bizim. Sen bana güvenci mi? Bu işten sonra Ocucaş'tan kurtulduktan sonra hayatımız çok güzel olacak. Dostlarım abla öyle diyorsa öyledir diyorum. Katerin ablaya güvenmek zorundayız. Şu anda asker gibi giyindim ve şehre geri dönüyoruz. Los Santos'a geri dönüyoruz. Ve dostlarım ballar çetelerini öldüreceğiz. Hadi bakalım oraya gittiğimizde görüşelim. Oh be abla vallahi Los Santos'u özlemişim. Gerçekten özlemişim Los Santos'u ya. Bu kadar hani özleyeceğimi düşünmezdim abla şu şehri. Bir gün ayrı kaldım şuradan. Vallahi gerçekten çok özledim abla burayı. Yani evim gibisi yok ya. Ben vallahi evime, baba evime dönmek istiyorum. Abla bu arada GPS'te işaretlediğin konuma neredeyse geldik. Şimdi oraya gittiğimizde balla üyeleri falan mı olacak orada? Nasıl olacak? Evet, çete üyeleri orada. Allah! Dostlarım bir günümüz normal geçmiyor şimdiyle. Gerçekten bir günümüz normal geçmiyor ya. Gerçekten geçmiyor ya. Abla şu an biraz hızlandım. Bir dakika abla istiyorsan arabayı bir sağa çekeyim. Orada birileri var. Abla orada balla üyeleri var. Bak ne diyor? Take out Big T. Big T kim abla? Big T'yi mi öldüreceğiz? Herhalde bu çete lideri Big T. Nasıl yapıyoruz abla? Arkadan mı gireceğiz, önden mi? Nasıl yapıyoruz? Abi bakayım abla bir dakika şu etrafta bir bakacağım. Şuradan girebiliriz aslında. Burada biri var mı? Dikkat yok. Dikkat et. Abla bana dikkat et diyorsun da biraz da sen adam öldürürsen. Geçen sefer bak işe gittiğimiz zaman hep ben adam öldürmüştüm. Yani biraz da sen bana yardım etsen diyorum abla. Hep ben öldürüyorum adamları. Gel yardım et. Giriyorum abla buradan. Abla bayağı birileri var orada. Bir dakika orası girmek için pek güvenli bir yer değil buradan. Abla saldırdım. Abla çok fazla lan abla çok sayıları çok fazla. Abla ben korktum. Abla sen oradan saldır ben öbür taraftan geliyorum. Dostlarım bunu yapmak zorundayız. Şehre geri dönmek istiyorsak bunu yapmak zorundayız. Tara abla tara hepsini. Abla hepsini tara. Bombam var abla bomba atayım mı? Abla bomba atıyorum. Dostlarım bombayı attım arabaya. Bum. Dostlarım bayağı birisini patlattım. Geberin lan! Jimmy DeSantis geri döndü bebeğim! Geberin lan! Abla iyi misin? İyiyim sen? Ben deyim abla hepsini öldürdük bir tane kaldı. Abla bunu da öldürdüm! Big T'ye gitti abla! Abla Big T'yi öldürdüm. Big T buymuş abla öldürdüm. Bir dakika ne diyor? Abla bu sefer de küçük T'yi. Büyük T'yi öldürdük. Bu sefer küçük T'yi öldüreceğiz. Abla vaktimiz var burada. 2 dakikamız var. Küçük T'yi öldürmemiz lazım. Dostlarım şu anda ballas çetesindeki herkesi öldürüyoruz. Herkesi öldürüyoruz. Bin abla arabaya. Bin. Ocucaş'la aramızı düzeltmek için bunu yapmak zorundayız. Abla Hydro Plant diyor. Little T diyor. Bunlar ballas çetesinin rütbeli üyelerim yani bunlar. Öldürdüğümüz şu anda. Evet çetenin en yukarısındakiler. En yukarısındakileri öldüreceğiz. Umarım bizi de yukarıya asmazlar. Abla bak Little T gidiyor. Ha abla bunlar arabayla gidiyor. Taraman lazım abla. Abla silah tamam, çek dostum. Tamam sen yakınlaş. Yapıştır abla sana güveniyorum. Ben de tarayayım mı abla? Benim de Uzi'm var. Abla bu arabayla ne kadar yakınlaşabilirim? Yalnız öyle bir sıkıntı da var. Yani arabamız çok yavaş olduğu için. Ama elimizden geleni yapacağız. Dostlarım şu anda en az 5-6 tane ballas çetesindeki üyeleri öldürdük. Başımız büyük belaya girecek. Grovster çetesiyle bir düşmanız. Ballas çetesiyle şu anda düşmanız. Düşman olmadığımız dostlarım bir herhalde babam kaldı. Başka herkese düşman olduk. Benim araba basmıyor abla yetişemiyorum bu arada. Biraz uzaktalar. GPS'ten görebiliyorum onları. Ve arabam gerçekten yetişmiyor abla. Adamlar bayağı uzaktalar. Hızlanman gerekiyor Jimmy. Abi hızlanman gerekiyor dedin abla. Araba bu kadar basıyor yani ben şu an gaza kökledim. Araba bu kadar basıyor ablacığım. Ben ne yapayım? Sen şimdi buradan tarasan olmaz mı? Bak al arkamızdaki araba. Tara abla tara. Abla tara. Tara. Abla tara. Tara. Abla tara.
Ne durumdayız abla? İçeride hala bildiri var galiba. Patladı abla araba. Harikasın, harikasın, harikasın. Bir tane daha kaldı abla. O da gidiyor şu anda. Dostlarım herhalde küçük değil. Little T şu anda öndeki arabada. Zanıya ola merak etme. Ben iyi araba sürerim. Babamın araba sürmeyi iyi öğretti. İyi güzel araba sürerim. Sen merak etme. Hemen dönelim şuradan. Abla adam da çok hızlı bu arada. Biz hızlıyız. Adam da çok hızlı. Hadi bas araba. Bas gaza. Köklüyorum şu an dostlarım. Ayağım acıyor artık. Abla bizim peşimize polis takılır mı? Bunları yapıyoruz diye. Umarım takılmaz. Umarım takılmaz mı? Nasıl bir şey abla? Takılırsa ne yapacağız? Polisler belki de şu anda bizi herhalde dik dik arıyorlar. Bir tane küçük dombili, küçük kısa boylu şişko bir çocuk, bir tane de uzun boylu bir tane abla. Her şeyi yaptılar mı? Herkesi öldürdü. Öldürdük abla biz yani şu anda hani. Polis bizi her yerde arıyor olabilir. Babam beni öldürür valla. Yapmadığım şeye kalmadı şu son hafta. Şu anki problemin bu mu Jimmy? Bu ne be abla? Ben hapse girmek istemiyorum. Neyse tamam abla geldik bu arada. Abi öndeki araba tara. 3-2-1. Tara. Abla bu araba değilmiş. Abi masum adamı öldürdük. Şu arabaymış. Dostlarım az önce masum bir insanı öldürdük. Ha öldürdün. Bir dakika ne diyor? Y3 Canyon Road'daki çiftliğe gitmen lazım Jimmy. Hadi hızlı ol. Abla çiftlikte kimi öldüreceğiz? Şimdi Big T'yi öldürdük. Little T'yi öldürdük. Ballasta vallahi adam bırakmadık. Umarım o Cicaş bunun karşılığında bize düşman olmayı bırakır. Çiftlikte kim var abla gideceğimiz çiftlikte? Soru sorma artık Jimmy. Kapa çeneni. Sür artık. Abla sür dedin geldik. Abla burada çok adam var yalnız. Dur. Abla burada çok adam var. Abla vaz mı geçsek? Big T Little T yeter bence. Ne diyorsun? Big T Little T'yi öldürdük. Abla çok öldürdük ama burada çok adam var abla. Buraya nasıl gireceğim ben? Abla giriyorum o zaman içeriye ben. Abla tara! Abla çok adam var abla öleceğiz. Abla çektim arabayı. Abla arabadan iniyorum öldüreceğiz. Öldürecekler bizi. İn abla atla. Silahını ver. Abla çok insan var be. Burası çok sıkıntıymış abla. Bunlar ne yapıyor burada bu kadar iş? Çok. Çiftlikte ne yapıyorlar ki bu kadar balla su yesin? Abla arkadan da bir tane geliyor. Çok fazladır abla. Abla arabalar da geliyor. Abla ben kaçıyorum bay bay. Abla ben kaçıyorum. Durun dostlarım. Dikkat edin mi? Tamam sana dikkat et abla. Şu arkadan dostlarımı dolanacağım. Çünkü çok fazla insan var. Ve hani orada çok açıktayız. Açık hedefiz. O yüzden direktman şu arkadan dolaşacağım. Şöyle dolaşacağım. Abla yardım ediyorum sana. Tarıyorum hepsini. Tarıyorum. Abla hepsini tarıyorum. Merak etme. Geberin lan! Bayağı öldürdüm abla. Sen de ufaktan yakınlaşabilirsin abi. Dikkatlerini dağıttım şu anda. Yakınlaşmaya çalış. Onlara yakınlaşmaya çalış. Abla yakınlaşmaya çalış. Bu da gitti. Abla arkadan giriyorum. Çiftliği arkadan giriyorum dostlarım. Bak buralara Small F'yi öldüreceğiz. Lick T, Biddle T, Small F, Big F. Bu ne abi ya? Şurada biri var. Geber lan geber. Dostlarım üzerinde çelik yelek olduğu için. Abla Small F'yi öldürdüm. Abla Küçük F'yi öldürdüm. Gidebiliriz. Abla Küçük F öldü. Çabuk çık oradan hadi. Çıkıyorum abla tamam. Küçük F'yi öldürdüm dostlarım. Küçük F arkada kalıyormuş. Abla Küçük F'yi öldürdüm. Direkt arabaya atla beni almaya gel. Ya da abla sen direkt ben motele git. Ben jipe bineceğim. Burada jip var. Tamam. Abla jipe bindim ben. Ablacığım ben jipe bindim. Dostlarım tamam Küçük F'yi de öldürdük. Abla gel burada arabaya atla. Gel yürü gidiyoruz abla gidiyoruz. Bas. Abla bas gel. Abla yürü. Dostlarım sırada şimdi motel diye bir yere gitmek varmış. Motele gidiyoruz. Ballaslarda valla dostlarım herkesi öldürdük. Big neydi bizimki? O Cicaş dostlarım umarım bize düşman olmaz. Arabamın lastiği de patladı harika. Abla geliyorsun değil mi arkamdan? Gel. Geliyorum. Koş. Abla bu sefer de take out Terence diyor. Terence'i öldürmemiz gerekiyormuş abla bu sefer de. Terence kim ya? Abi bir dakika ben moteli biliyorum. Yıkık eski bir motel dostlarım geldiğimiz yer şu anda. Ve bu sefer Terence'i öldürmemiz gerekiyor. Abla buradasın abla buradayım. Dur abla arabada öyleyim bekle. Geliyorum abla atla. Geliyorum abla dur gel. Abla yakın bir yere çek istersen gizli bir şekilde gidelim. Tren de geçiyor Allah kahretsin. Abla bence söylediğimi yap bak. Şöyle yapalım yakın bir yere çek arabayı. Direktman gizli bir şekilde inelim bir yere pusalım öyle öldürelim. Bak öbür türlü çok açıkta kalıyoruz yani sıkıntı olur tamam mı? Tamam yakına çekeceğim. Şuraya bir yere çek abla. Sol tarafa çek abla buraya çek. Çek şu sol tarafa çek. Gir buraya gir. Abla buraya gir dur abi artık girme oraya. Abla oraya girme diyorum giriyorsun ya. Abla vallahi sen nasıl bir mafyasın ya. Hiç bilmiyorsun bu işleri. Gel abla buraya gel. Abla dışarıda çok iyi korunuyor bu arada bak burada da bir sürü balla suyası var. Abla 3 deyince giriyoruz tamam mı? 3-2-1 abla giriyorum. Gençler selamünaleyküm. Jimmy DeSanta da geldi bebeğim kapılarınızı açın. Jimmy DeSanta sizi öldürmeye geldi men. Abla giriyorum içeriye. Dikkat et. Sayıları çok fazla. Şu anda kimseyi göremiyorum. Görüş açısında kimse yok. Geliyorlar abla. GPS'ten görüyorum. Şu anda geliyorlar. Geldiler abla. Bir tanesi daha indi. Diğeri de orada abi. Diğerini de indirdim. Abla yardım et. Arkadan da geldi. Pusuyorum abla. Koru beni. Dostlarım şuradan yukarıya çıkalım. Bekleyin. Buradan daha rahat görebilirim adamları. Burada biri var mı? Yok. Arkada birileri var mı? Abla bu evde birileri olabilir. Abla evlerin içinde birileri olabilir. Dikkat et. Abla evlerin içi açık. Burada biri var mı? Yok. Şuradan hemen bu tarafa geçeceğim. Dostlarım çok karışık bir yerdeyiz şu an. O abla burada. Abla arkada bir sürü insan var abla. Sayıları çok fazla bu taraftakilerin. Abla şunu kolumdan vurdum. Hadi oğlum. Gir şuraya dostlar. Abla Terence öldürsek yeter bak. Terence öldürsek yeter abla. Hepsini öldürmeye gerek yok. Burada! Sen öldürün. Hadi bay bay.
tane daha var, onu da öldürdüm abla. Abi öldürün Terence'ı. Abi geriye kalan düşmanları öldürmemiz gerekiyormuş. Hepsini öldürmemiz gerekiyor. Abla çok kişi var. Abla yardım. Abla yardım. Abla. Abla çok fazlalar. Sayıları çok fazla abla. Yardıma gel. Üst kata çıkman lazım abla. Geliyorum. Bu da öldü. Çok iyiyiz abla. Çok iyiyiz. Biz seninle gerçekten bir iki, çok iyi, harika bir takımız. Bu da öldü. Abla öldürdüğümüz adamın sahte hesabı yok ya. Biz ne yapacağız ya? Abla bu sensin. Abla bak arkamızdalar. Gel buradalar gel. Bu taraftalar. Bu da indi abla. Abla bu da indi. Abla son birkaç tane kişi kaldı. Dostlarım neredeyse bakın. Banlas çetesinin yarısını indirdik dostlarım. Gerçekten Banlas çetesinin yarısını indirdik. Böyle bir yetenek yok. Yani ben ve Katarin abla geçen bölüm aramız bozulsa bile çok iyi bir takımız dostlarım. Hey! Cimde Santa geldi. Aç kolunu aç. Buradayım. Yes! Abla vallahi çok iyiydik be. Vallahi belki 50 tane adam öldürdük. 100 bile olabilir abla. Bütün ballastların içinden geçtik. Biz sende var ya 2 kişilik ordu gibiyiz. Evet Jimmy. Görevimizin ilk kısmını başardık ama sıra Orcu Josh'la konuşmaya geldi. Ben gidip onunla konuşacağım. Sana en sonunda haber ederim. Sen kendi riske atma şehre girerek. Yeni aldığın evin önüne senin için bir hediye bıraktım. Hediye mi bıraktın? Vallahi mi abla? Barışma hediyesi olarak. Teşekkür ederim abla. Seni gerçekten çok seviyorum. Tamam abla ben burada kalırım. Burada ev aldım zaten ben. 100 bin dolara. Ben burada kalırım. Sen OG Yaş abiyle konuş. Yani umarım bizi sever abi. Abla o kadar adam öldürdük. Senden telefon bekliyorum abla. Hediye merak ettim hediyeyi. Ben ne hediyesi verdiğini. O yüzden bir bakacağım abla. Seni çok seviyorum abla. Kendine iyi bak o zaman. Görüşürüz. Görüşürüz. Bay bay. Dostlarım. Katerin abla da gidiyor. Bakın Katerin abla benim evimin önünde bir hediye bırakmış. Barışma hediyesi olarak. Acaba bana ne bıraktı dostlarım? Yorumlara teorilerinizi, fikirlerinizi, tahminlerinizi yazın. Hemen şimdi evimin önüne gideceğim. Bir dakika. Evim nerede benim? Evim burada dostlarım. Hemen bir evimin önüne gideyim. Merak ettim de bırakmış. Bakın dostlarım en azından şu anda OG Josh abinin raket çetesi Ballas'ın dostlarım liderlerini öldürdük. Yani şu anda OG abiye en azından birazcık böyle ona iyi niyetimizi gösterdik. Bak senin rakiplerini öldürdük. Bizi lütfen düşman olarak algılama mesajı vermeye çalıştık. Umarım dostlarım başarılı olur. Ben şimdi evimin önüne gideceğim. Katerin ablanın bana ne hediyesi bıraktığını aşırı merak ediyorum. Bir evimin önüne gideyim dostlarım hızlıca. Evimin önüne bir hediye bıraktığını biz dostlarım şu an evimin arka tarafındayım. Bir dakika önüne geleyim. Ne hediyesi bıraktığını bu ne lan? Dostlarım Katerin abla bana araba bırakmış. Şuraya bakın. Oha! Oğlumu Dodge Charger değil mi? Dostlarım Katerin abla bana Dodge Charger vermiş. Bakın. Oha! Katerin abla seni çok seviyorum. Dostlarım Katerin abla geçen bölüm beni ne kadar seni öldüreceğim dese bile Katerin ablayı çok seviyorum dostlarım. Bakın evimin önünde Dodge Charger bırakmış. Ha! Dostlarım Dodge Charger. Oy! Dostlarım evimin önünde Dodge Charger bırakmış. Bakın gerçekten evimin önünde Dodge Charger bırakmış. Şu an bunun güzelliğine bakın lan. Bu ne böyle? Dostlarım harika. Araba gerçekten harika. Dostlarım çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi. Katerin abla seni çok seviyorum. Katerin abla seni her şeyden çok seviyorum abla. Abla dostlarım arabanın egzozuna bakın nasıl patlıyor bak. Dinleyin bak. Bak. Dostlarım araba çok iyi. Katerin abla için bu videoya like atın dostlarım. Yaptıklarımız için bu videoya like atın. Ve bir dahaki bölümü merak ediyorsanız mutlaka like atıp abone olun dostlarım. Neyse arabamı şimdi şuraya bir park edeyim. Evimin önüne bir park edeyim dostlarım. Bakın şu anda bir süre burada kalmaya devam edeceğiz. Katerin abla çünkü öyle söyledi. Ben de OG Josh'la konuşacağım dedi. Onunla bir konuşayım. Onunla konuştuktan sonra sen de şehre geri dönersin dedi dostlarım. Bir süre harika arabamla dostlarım burada kalmaya devam edeceğim. Ve eğer bir dahaki bölüm ne olacağını merak ediyorsanız OG Josh'la arama düzelecek mi? Katerin abla geri gelecek mi? Beni şehre götürecek mi? Şehre gittiğimizde ne olacak? Ballas tarihte düşman olacak. Çünkü bir sürü balla öldürdük. Bunları merak ediyorsanız dostlarım hemen şu anda videoya like bırakmayı ve kanalıma mutlaka abone olmayı unutmayın. Ve unutmayın bakın eğer abone olursanız zildiniz ekranda çıkıyor bu şekilde görmüş olduğunuz gibi. Bunları yapın dostlarım. Ve şu anda bakın yanlarındaki çıkan kartlara tıklayarak diğer gerçek hayat bölümlerini de izleyebilirsiniz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Sizleri çok seviyorum. Öpüyorum. Hoşçakalın.